Şimdi dönüp az önce elde ettiğimiz denklemi kullanarak üstünde çalıştığımız, üzerinde çalıştığımız problemi çözmeye veya en azından anlamaya çalışacağız. Denklemi tekrar yazalım. Hatta problemi de yazalım. Bir uçurumumuz var, bir uçurumumuz var. İlk konuma 0 dedik. Aşağı doğru 500 metre uzanıyor. Uçurumu bir daha çizersem çok yer kaplayacak. Tahtam o kadar büyük değil. Şimdi biliyoruz ki konumdaki değişiklik konumdaki değişiklik 500 metreye eşit. Gidiş yolum şu olacak. Topu ya da parayı ya da her neyse işte uçurumdan aşağı öylece bırakmıyorum. Doğruca yukarı fırlatıyorum. Yani kütle yukarı çıkacak, yer çekimiyle yavaşlayacak, bir noktada durup aşağı yönde ivmelenmeye başlayacak. Ya da yukarı yönde negatif ivmelenecek. Aynı şey. İlk hızımız yani V i 30 metre bölü saniyeye eşit. Ve tabii şunu da biliyoruz, ivmemiz eksi 10 metre bölü saniye kare. Eksi, çünkü yer çekimi ivmesinin yönü daima aşağı, gezegenin merkezine doğrudur. Sonunuzu bulmak için de geçen videoda öğrendiğimiz şu formülü kullanabiliriz. vf kare, vf'nin karesi eşittir vi kare artı 2ad. Şimdi yapacağım şey şu, geçen videoda öğrendiğimiz formülü kullanarak kütle yere çarpıncaya kadar geçen süreyi hesaplamaya çalışacağım. Formülü kullanalım bakalım. Şunu türetmiştik. Farklı renkle yazalım. Şunu türetmiştik. Konumdaki değişiklik eşittir. İlk hız çarpı zaman artı ivme çarpı zamanın karesi bölü 2. Bu ilk hız. Şimdi konum değişikliğimiz eksi 500 metre. Eksi 500. Neye eşit? İlk hıza, bakın ilk hız pozitif çünkü saniyede 30 metre hızla yukarı doğru gidiyor. 30 t, yok şimdilik birimleri yazmayacağım çünkü yerimiz kalmayabilir. Ama siz birimlerle çözerseniz birimlerin birebir uyacağını göreceksiniz. Mesela zamanın karesini alacaksanız zaman biriminin de karesini almalısınız gibi. Artı ivme, ki ivmemiz eksi 10, onu da 2'ye böleceğiz. Buraya doğrudan eksi 5 yazıyorum. Eksi 5 t kare. Yani eksi 500 eşittir 30 t artı eksi 5 t kare. Buradaki artıyı silip kısaca eksi 5 t kare yazabiliriz. Şimdi şöyle bir bakınca burada bir t var, bir de t'nin karesi var nasıl çözeceğiz? Umarım cebir 2 görmüşsünüzdür. Bazı yerlerde cebir 1'de de öğretilir. Gördüyseniz şanslısınız. Görmediyseniz dönüp ikinci dereceden denklemleri öğrenmeniz gerekecek. Ki ben ikinci dereceden denklemleri köklerde ayırmayı öğrenmenizi şiddetle tavsiye ederim. Bu konuları anlatan videolarım var YouTube'da. Hatırlamayanlar izleyebilir. Şimdi bu iki terimi sol tarafa alalım. Bu şekilde ikinci dereceden bir denklemin köklerini daha kolay bir şekilde bulacağız. 5t kare eksi 30t eksi 500 eşittir 0. Bu iki terimi alıp sol tarafa attım. Her iki tarafı da 5'e bölerek denklemi biraz daha sadeleştirebiliriz. Ne etti? t kare eksi 6t eksi 100 eşittir 0. Sağ tarafta bir şey değişmiyor çünkü 0'ı 5'e bölünce sonuç yine 0. Denklemimiz biraz olsun sadeleşti. Şimdi ikinci dereceden denklemimizi çözelim. Aramızda unutanlar varsa diye yazacağım. Herhangi ikinci dereceden bir denklemin kökleri, ki bu durumda t'nin alacağı değerler, şöyle hesaplanır. t eşittir, eksi b, artı eksi karekök, b kare eksi 4 ac bölü 2 a. Burada a bu terimin katsayısı, b ise bu terimin katsayısı. Yani eksi 6. c de sabit sayımız. Yani eksi 100. Güzel. O zaman çözelim. Eksi b, eksi b yani bu terimin negatifi. Terim negatif 6 olduğuna göre negatifi pozitif 6 olur. Yani 6 artı eksi karekök b kare yani eksi 6'nın karesi 36 eksi 4 çarpı a a'nın katsayısı bu yani 1 çarpı 1 çarpı c c de sabit sayımızdı yani eksi 100 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 100 ve tüm bunları 2 a'ya böleceğiz a, 1 olduğuna göre, 2'ye bölüyoruz. Bu da şuna eşit, 6 artı eksi karekök, burada eksi 4 çarpı eksi 100 var, o halde bunlar pozitif oluyor, pozitife dönüşüyor. Yani burası 36 artı 400 oldu. 6 artı eksi karekök 436 bölü 2. Burası bir tam sayı vermez. Hesap makinesiyle hesaplayacak olursanız 20,9 gibi bir sonuç çıkacak. Biz yaklaşık olarak 21 diyelim. Bu soru sınavda çıkarsa veya Mars'a araç göndermek, Mars'a roket göndermek gibi niyetiniz varsa tam sonucu da kullanabilirsiniz. Şimdilik işin mantığını anlayın yeter. Yaklaşık yazıyorum çünkü yaklaşık bir sonuçla işlem yapacağız. Ondalık sayılarla uğraşmayalım diye. Burası yaklaşık olarak 21'e eşit dedik. 20,9 gibi bir şey. O zaman 6 artı eksi Hadi yine 20,9 yazayım. 21 yazmayayım. 20,9 bölü 2. Yani t yaklaşık olarak buna eşit. Şimdi alın size soru. Burada 6 eksi artı eksi dedik ya. 6 eksi 20,9'u kullanırsam nasıl bir sayı elde ederim? Negatif. Negatif bir sayı elde ederim. Peki negatif bir zaman bir şey ifade eder mi? Hayır etmez. Belki geçmişe dair bir şeyleri... Yok hiç felsefeye girmeyelim şimdi. Buradaki bağlamda negatif bir zaman mantıksızdır. O halde burada bizi artı ilgilendiriyor. Çünkü 6 eksi 20 virgül 9 negatif çıkıyor. Bu denklemi anlamlı bir şekilde sağlayan tek bir t ifadesi var. O halde zaman yaklaşık olarak şuna eşit. 6 artı 20,9. Yani 26,9 bölü 2. Bu da neye eşit? 13,45. 13,45 saniye. Zaman buna eşit. Bilginç. Hatırlarsanız bundan çok önce, 4-5 video kadar önce, bir bozuk parayı belli bir yükseklikten aşağı bırakmıştık. O problemde size süreyi vermiştim. Yere çarpıncaya kadar 10 saniye geçiyor demiştim. Oradan geri gelerek uçurumun 500 metre yüksekliğinde olduğunu hesaplamıştık. Şimdi biliyoruz ki eğer 500 metre yüksekliğindeki bir uçurumun tepesinden veya binanın çatısından bozuk para gibi hava sürtünmesi ihmal edilebilecek kadar küçük bir nesneyi aşağıya doğru bırakırsanız yere düşmesi 10 saniye sürer. Yerçekim vesaire gibi tüm varsayımlarımız doğruysa tabii ki. Ama eğer parayı uçurumun kenarından 30 metre bölü saniye hızla doz doğru yukarı fırlatırsanız, yere düşmesi 13,45 saniye sürecektir. Yani biraz daha uzun. Ki bu mantıklı. Çünkü, çünkü bir saniye çizerek göstereyim. İlk örnekte, ilk örnekte paranın hareketi dümdüz aşağı doğruydu. İkinci örnekte ise para önce yukarı çıktı, sonra aşağı düştü. Tepe noktasına ulaşana kadar belli bir süre geçti. Tepe noktasına ulaşana kadar belli bir süre geçti. Üstelik aşağı doğru daha büyük bir mesafe kat etti. 500 metreden daha fazla mesafe kat etti. O halde bu sonuç mantıklı. Buradaki süre 10 saniye. Buradaki süre ise 13,45 saniye. O zaman şunu söylemek mümkün. Bozuk paranın bu noktadan bu noktaya ulaşması için geçen süre Yok, düzeltiyorum. Mümkün değil. Hiç o topa girmeyelim. Ama umuyorum ki bundan sonra en azından buradaki süre daha küçük çıkarsa işlem hatası yaptığınızı anlayacaksınız. Cismi yukarı fırlattığım halde yere düşmesi daha az zaman aldı. Bunda bir tuhaflık var diye kendinize soracaksınız. Evet, umarım bu yönde sezgileriniz, anlayışınız biraz gelişmiştir, biraz daha gelişmiştir. Şu an ciddi ciddi basit atış problemlerini çözmeniz için gereken her şeyi biliyorsunuz. Ayrıca bu konudaki sezgileriniz, anlayışınız, mantığınız da gelişti. Bu konuyla ilgili birkaç video daha yapacağım, birlikte birkaç soru daha çözeceğiz. Bilmeniz gereken her şeyi zihninize zerk edeceğim, zerk etmek, yani enjekte edeceğim. Ondan sonra iki boyutlu açılı problemlere geçeceğim. O zamana kadar trigonometri bilgilerinizi tazeleseniz, tazelemeniz iyi olur. Görüşmek üzere.